Aha. Balla beraber şeyine ağzına azıcık bal koysun. Aralarda şey yapsın. Sen bir yandan... Kışa hazırlıyoruz bunları şimdi. Tapa falan işte biraz da aksiyon yap. Ya burası bizim köy yeri. Burada arıcılık yapıyorum. İşte tarla uğraşıyoruz, bağ bahçe uğraşıyoruz, hobi amaçlı. Yurt dışında değişik şekillerde arı üretiyorlar, işte bunu yapanlar da var. Bu mesela şu yeşil olan kovan uzun, çok uzun kovan, 35-40 çıta alıyor. Buna tabut kovan deniyor. Ben direkt tabuta benzettim. Zaten normalde bunu şeye, bala falan götürdüğümüz zaman, arıların yanına koyduğumuz zaman insanlar girip geçerken duruyorlar, kimisi korkuyor. İlginç olaylar oluyor. Bunu ben ilk getirdiğim zaman arabadaydı. Benim kardeşim arabaya binince bir korktu bundan. Ne diye, tabut nereden geldi falan filan, böyle komik şeyler de oluyor bunlarla ilgili. Cansız manken, onun içine arı koyup arı yetiştireceğim onun içinde. Kendi arılıkta hem şey olacak, böyle yani bekçi gibi bir şey olacak. Zaten onu ilk gece kurdum ben oraya. Gece kurdum onu, kimsenin haberi yoktu. Annem sabah tarlaya giderken bir gördü, korktu ondan. Yani bir gülüştük, anlattı. O ne diyor orada falan, annem de biraz zaten şeydir, komiktir kendisi de. Verimli yani yok, yok sonuçta konvansiyonel kovanlar, yani katlı kovanlarla bal verimi daha fazla, ama değişik oluyor tabii, değişik şekillerde bal üretiliyor. Yani bunlar hobi amaçlı yapıyoruz, yani şey değil, böyle profesyonel üretim amaçlı yapmıyorum ben. Değişik, böyle güzel görünüyor, bahçe de güzel gözüküyor. Yani burada mesela fıçı şeklinde var, işte şu fua var, büyü var. Görüntü olarak güzel duruyor bahçede. İlk önce ben bir açayım sana. Doğal hali bu. Aha, doğal evet. Hali. De şuraya kadar geliyor. Adam diyor diye benim arılarım